Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni çıkan bir hero'yu deneyeceğiz sizlerle. Seth şu an PBE serverında mevcut kendisi. Kendiniz de girip hesabınız da varsa bakabilirsiniz. Onun neler yapabiliyor? Özellikleri neler? Emojiler, hareketleri vesaire, davranışları neler? Onları biraz tanıtacağız. Kendisi solo karakteri. Ben runlerini tam ayarlamadım ama karşıma bir göstermek için bot aldım. Şöyle minyonlar gelene kadar isterseniz bir şöyle emojilerine bakalım. CTRL 1 yapınca abi böyle yapıyor kendisi. Onları biraz tanıyalım. Evet, biraz çapkın bir arkadaşa benziyor. Gerçi anacım dedi ama bilmiyorum. Abimiz kaslı bir abi bu arada. Gördüğünüz üzere bayağı bir yani kası mevcut. Bakalım 3'ten yapıyor. CTRL 3'te evet. Tam şey derken abi bir anda yattı yani mekiğine. Evet, baklavalara boşuna yapmamış abi gördüğünüz üzere. Bayağı sağlam baklavalar. Skill'lerine bakalım abi. Q'su okuyalım. Set dövüşmek için sabırsızlanarak rakipleri şampiyonlarına demiş. Doğru ilerlerken 1,5 saniyeliğine %30 hareket hızı kazanıyor. Set'in normal sonraki normal 2 saldırısı 10 artı hedefin azami canının %1,7 kadarına eşdeğer ilave fiziksel hasar verir diyor ki Q'yu fullledikçe muhtemelen bu artacaktır. Bir de dikkatinizi çekelim, manası yok Set'in. İnat diye bir şey biriktiriyor arkadaşlar. Şöyle Q'sunu bir gösterelim. Yalnız Malphite'ı ben soloya gelsin diye oraya atmıştım. Yukarı çıkmış. Şey aşağı inmiş. Neyse. Q'sunu gösteriyorum. Tak. Tak. Bitti. Sonra düz vuruşuna devam ediyor. Yumruk atıyor kendisi arkadaşlar. Şu şekil. Ben hemen şuradan seviye atlayayım ki zaman kaybetmeyelim. Hemen 3 level yapalım bir arkadaşı. Şöyle W'suna bakalım. W'sunun bir pasifi varmış. Set aldığı hasarın %100'üne kadarını inat olarak biriktiriyor abi. Bu en fazla 369. Yani setin azami canının 150 kadarı olabiliyormuş. İnat hasar alındıktan sonraki 4 saniye içinde hızla azalıyor diyor arkadaşlar. Aktifinde de şöyle bir koni şeklinde bir şey oluşuyor. Onda da ne diyor abi? Set güç toplayarak belli bir yöne doğru muazzam bir yumruk savurur. Bu esnada tüm inadını harcayarak orta hat üstündeki tüm rakiplere 90 artı harcanan inadın %26 kadar gerçek hasar verilmiş. Orta hat üstünde olmayan rakipler fiziksel hasar alır diyor. Yani şu çizgidekiler gerçek hasar yiyor. Çevresi şu şekil fiziksel hasar yiyor. Ayrıca harcı da inada eşdeğer bir kalkan kazanıyormuş ve bu kalkan 3 saniye boyunca hızla azalarak kayboluyor. Evet, E'sine bakalım. E'sini de bir okuyalım sonra ben bota ineyim arkadaşlar. Set her iki yanındaki rakipleri demiş alıp birbirine çarpalak 50 artı 43 artık AD kasıyorsanız bir de AD'sini de vuruyor. Fiziksel hasar veriyor ve onları yarım saniyeliğine %50 yavaşlatıyormuş. Eğer set iki yanında da en az bir rakip tutarsa diyor, tüm rakipler bir saniyeliğine semsemler. Yani hem burasında hem burasında bir rakip varsa iki tarafında bu sefer stun atıyor kendisi. Güzel. Bir şey inelim abi. Şuradan şöyle inelim ama Malphite gitmiş ya. Malphite neredesin? Hah, geldi Malphite. Malphite'in üzerine bir deneme yapalım abi şimdi. Şu şekil. Q'muzu fullleyeceğiz. Bayağı da minyon var. Mesela geliyorsunuz abi şöyle tak tak. Bak hasar yersek inat. Ama bu Malphite bize vurmuyor. Vursana kardeşim. Vur abi. Bakın görüyor musunuz? Bir tane daha vur. Vur bir tane daha. Evet, kalkan aldı. Şöyle yavaşlatıyor. İki tane de evet. Az çok anladık sanırım. Şimdi antrenman modunda iki tane bot atamıyoruz. Ben stun'ı da göstermek isterdim size. Her iki yanında da nasıl oluyor diye göstermek isterdim ama dediğim gibi tek bot atabiliyoruz burada. E'yi kullandığım zaman dikkat ederseniz %50 yavaşladı cidden. Yani stun yemedi. Ama hem arkamızda hem önümüzde bir yani TF'ler için aslında mükemmel bir karakter diyebiliriz. Yani TF'nin ortasına atladığınız zaman şunu şöyle bir bassanız. İki yanında da karakter olduğunu düşünürsek stun yiyecektir. Tüm rakipler yiyor bu arada stun'ı. Yani atıyorum burada bir tane değil de iki tane adam var. Burada da bir tane adam var. Yani kural şu, bu tarafta da bu tarafta da en az bir tane rakip olacak. Zaten öyle yazıyor. Her iki yanında da en az bir rakip tutarsa diyor, tüm rakipler sersemliyor diyor kendisi de zaten. Şey olarak, önerilen eşyalı olarak yani şu an bu herhalde sıradan bir soloyu gösteriyor ama üçlü kuvvet sanırım belki pasifinden ötürü iş yapabilir ama manasını harcayamayacağı için muhtemelen Hydra'sı, Tiamat'ı olacak bir hero kendisi. Yani kullandığı zaman artık bakarız ona biraz daha karakterle ilgili gelişmeler açılsın. Bir komple bizim server'a da gelsin. Ondan sonra bakarız. Karakter bu arkadaşlar. Böyle hasar bakın artıyor üzerindeki şey. Bak fullendi.
Görüyor musunuz nasıl bir kalkan alıyor? Şu aldığı kalkana bakar mısınız? Çok muazzam. Gerçekten güzel bir karaktere benziyor. Yani solo'da inanılmaz işler yapacak bir karaktere benziyor. Diyoruz. CTRL 6 yapamıyoruz tabii. CTRL 6 yapacak şeyimiz yok en az. Ha, ben burada CTRL 4'ünü göstermedim bunu. Onu da bir göstereyim size. Şu şekil. Gülüşü de böyle arkadaşlar. Ha bir de en önemli şeyi unuttuk ya. Ultisi neymiş bu arkadaş? Bu arkadaşın ultisini göstermeyi unuttuk abi. Malphite yine geldi. Malphite'cim dur kardeşim. Vurma. Bu kendine de çekiyor galiba. Neyse ultisini de bir okuyalım. Set bir rakip şampiyonu kavrar, ileriye doğru taşır ve daha sonra yere sertçe savurur. Biraz Vayne'in ultisini andırıyor sanki. Darbenin yakındaki tüm rakipler 200 artı 5 fiziksel hasar. Kavranan rakibin ilave canının %40 kadarı fiziksel hasar alır ve 1.5 saniyede %99 yavaşlar. Yani neredeyse durur. %99 yavaşlamak. Rakipler setin yere indiği konumdan uzaklaştıkça daha az hasar alır demiş. Şimdi o zaman şöyle biraz vuralım. Bu da 6 olmuş yalnız ya. Of kafayı yedik. Of. Bayağı iyi biliyor musun? Benim çok hoşuma gitti abi ultisi. Çok havalı bir ultisi var. Ah be. AC yemedi ama güzel. Ultisi güzelmiş abi. Hatta neredeydi o? Bir tanesini bekleme süresini sıfırla mıydı? Ha. Canı da fullleyelim de bir. Gel buraya gel. Bir daha yere atmak istiyorum. Gel buraya. Abi ileriye doğru yalnız. Çok güzel abi. Sevdim. Güzel bir ultisi var gerçekten. Biraz öne atmasa kötü ama öne atınca sanki takımınızdan uzaklaşacak gibi bir his oluşturabilir ama hiç fena bir ultisi yok. Gerçekten bayağı iyi vuruyor. Gerçekten bayağı iyi vuruyor arkadaşlar. Evet. Şu an bayağı iyi vurdu söyleyebilirim ya. Ve daha yani ben Doran kılıcı falan vesaire bir şey de almamışım. Doran kalkanıyla başlanmasını öneriliyor gerçi. Bir daha geldi abi. Şu ultisini bir daha atacağım da öyle şey yapayım ya. Ah bir de işte kulenin altına atmasaydı beni. Neyse. Sıkıntı yok abi yine de. Sıkıntı yok. Evet. Set. Diriltelim şunu bir. Nasıl dirilecek? Dirilmiyor. Neyse set böyle bir hero arkadaşlar gördüğünüzde böyle bir kahraman. Kendisini tanıtmış olduk. Yakında sunucusuna, TR sunucusuna, bütün sunuculara da eklenecek kendisi zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim abi. Bir sonraki videoda umarım görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.